Açılın lan, açılın. Büyük ilmi geçiyor fakir asfaltınızdan. Haddinizi bilin. Gerçekçi olsun diye doladık stetoskopu boynumuza, giydi gönlükleri ama doktor adam niye ambulans kullansın ki? Şimdi kimse anlamayacak doktor oldum ya. Ulan sen bu tipinle beyin nakli bile yapsan kimse inanmaz senin doktor olduğuna. Ameliyatınıza bu girecek deseler insanlar alternatif tıbba yönelir. Kırık çıkışçılara dönüşür. Tipe bak ya, paintle çizilmiş gibi. Peki abi öyle olsun. Sen var ya, biri ölürken açılın ben doktorum desen insanlar önüne geçer. Elini ayağını tutar senin hastaya ilişme diye. Abi tamam yeter, anladık. Duymadım lan, duymadım. Kızımızı ne doktorlar istedi de vermedik cümlesindeki doktor olabilirsin sen ancak. Ya da doktor civanım türküsündeki doktor. Ya da bu kim piste koşan at var ya doktor, o olabilirsin. Ya tamam yeter. Neyde gölek mi ya? Anladık, tamam. Ben de böyleyim. Bak, annem bana hamileyken ultrasonda cinsiyetime baktırmışlar. Ne demişler? Nasıl diye sormuş annem. Çirkin demiş doktor sadece. Kendini de her şeye hazırlayın demiş. Düşün bak, bu genelde ölümcül hastalıklarda kullanılmaz mı? Hilmi abi. Evet. Bundan sonra orada nasıl bir korku, nasıl bir telaş, nasıl bir heyecan olduysa cinsiyetime bakmayı unutup göndermişler bizimkileri. Şaka bir yana, hala da bakan olmadı ya. Cinsiyetin belli değil mi senin hala? Baksır gibi gizledim, bekaretimi paylaştım seninle. Baksır mı? Ne yapayım ben senin baksırını ya? Anlayana sivrisinek sat, anlamayana sazı soksan az. Artık diyorum bir abilik yaparsın. Ne dedik? Nereni gösteriyorsun lan sen? Muhabbet çeleni miyim lan ben? Hı? Muhabbet çeleni miyim? Köpek! Şerif abi, iyi misin? Ne oldu? Süperim, süper! Elektroşok var lan burada. Hem de çalışıyor ha. En son çocukluğumda babamın aldığı tahta kamyona bu kadar sevinmiştim. Ya Şerif abi, bilmediğin şeyleri elleme ya. Biz çevirme olursa inandırıcı olsun diye arkaya oturttuk seni. Allah Allah! Lan bir şey içtim. Kokusu kuşburnu çayına benziyor. Tadı iğrenç. Galiba üzülmedim. Ya abi, bilmediğin şeyleri niye içiyorsun? Metinlerin termosu vardı. Onun içindeki çayı mı içtin yoksa? Bak içme onu. Ha, yoksulların malı kıymetlidir. Yok lan, serummuş serum. Damardan alınca tadını anlamıyordum. Ama içince çok acı geldi. Biz bu gidişle var ya, bu ambulansı gerçekten hastaneye çekeceğiz. Ya adam bir rahat dur artık, rahat dur ya. Allah Allah, Allah Allah. Ne lan bu? Üflüyorum üflüyorum, ötmüyor. Isırıyorum ısırıyorum, tadı tuzu yok. Yenen bir şey değil. Ne bu? Abi hemoroid testi içeri o ya. Sen ağzına mı soktun onu? İkinci el tıbbi malzeme satan dükkandan aldım ben onu. Ambulans dolu gözüksün diye ya. Ya niye elliyorsun her şeyi ya? Kalbim çektedi lan. Kısmi felç geçiriyorum galiba. Ölüyorum mu ne lan? Bak ben burada ustuzlu yatıyorum. Kimseye de bundan söz etmek yok. Tamam mı? Tamam abi tamam, yat sen yat yat. Abi o deney tüpü kalıbı değil miydi ya? Bozma lan bozma. Uslu dursun diye yalan attım. O ne lan? Ambulans ambulans çevirebiliyor mu? Vay anasını. Gücü gücü yetene yani. Filmi buna çok şaşır. Kardeş, bizimki arıza yaptı. Hastayı size nakletmemiz lazım. Kaybetmek üzereyiz. Kardeş, hasta nakli kabul edemiyoruz. SSK geçmiyor bizde. Özel ambulansız biz. Kazığız yani. Galiba bundan da para kazanacağım kartal. Tutma beni. Bu nasıl ambulans lan? Lan mı? Bir sağlık personeliyle konuşuyorsunuz. Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin. Hastayı kabul etmiyorsanız bir telefon konuşması yapmam lazım benim. Kardeş, tamam tamam. Hastayı getirin, yükleyin arkaya. Acelemiz var bizim, çabuk. Yok, prosedür gereği sizin almanız lazım. İnsenize kardeşim. Of, ahanda tuttuk. Bilseydim inzibat arabasını getirirdim ya. En fazla bir iki tane asker kaçağa yüklerler. Zorla tank aldırtacaklar bana, zorla! Yürüyen palet zafere gider. Askerde tankçıydım ben. KD-309, yürüyen palet zafere gider. İki ders bir teneffüs müydü lan bu bok? Hiç de beceremem. Ha, senin başına bir çorap öreyim dedim. Elime yapıştı. Hamiyet abla, ne yapıyorsun sen ya? Sus lan pişkin. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Üstüne önlüğü giymiş, arkanda da ambulans. Boş gezenle kalfası da takılmış peşine. Vay anasını, alnınızda mı yazıyor nedir ya? Şey Hamiyet abla, benim işler biraz karışık. Üç harflere karıştım. Hop, tövbe de, tövbe de. Kendisi diyeyim hiç. Göğsünden üç kıl kopar, kıçına yık onları. Geçer. Ya o üç harfliler değil, kutsal üç harfliler. Aşk benimkisi, aşk. Üç harfliler deyince benim aklıma Ali gelmişti. Kendisi dini içersen sana hiç bulaşmaz. Kılsız göğüsten de hiç hoşlanmaz. Şükriye'ye de söyledim ben bunları ama dinlemedi beni. Ya şey, benim eski karımı ikna çabalarım devam ediyor. Hey! Lan küme düşmek üzeresin, hala şampiyonluk kovalayan takım kadar efor sarf ediyorsun. Vazgeçmeyecek bu adam. Osasun azmi var adamda. Bitti o iş, bitti! Demezler mi abi adama? Şuranda tütüm tütüm tüttürdüğün sevda ateşini kim bilsin? Kimse bilmez. Hilmi bunu yemedi.
Haddini bil. Köpek, 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 köpek! Kartal bunu hak etti. Hak ettim diye. Hak ettim. Cevap verme bana. Hamiyet abla. Hayırdır, hasta mısın sen? Güne gidiyorum ben. Böbreğimi bağışlamıştım, fenalaştım diyorum. Ambulansla götürüyorlar. Bir de EKG çekiyorlar beleşten. Sonra hastanenin bahçesinde günümüzü gün ediyoruz. Ve ben mahallenin kötü adamıyım, öyle mi? Bunlar ihale öyle yükseltmişler ki yarışılmıyor bunlar. Ne yapsak ton ton dedelikten bir adım öte gidemiyoruz. Ambulansa götürsenize kadın, hadi kürklü arkadaşım. Kürk değil bu ya. Peluş, peluş. Kürk'e karşıyım ben. Keşke bu duyarlılığı herkes gösterse. Ya kürk dediğin hayvandan yapılıyormuş. Çok pis kokar o ya. Tiskinirim ben yani. Neyse hadi ablaya bir ambulans alalım. Buyurun ablacığım. Alın, alın. Geç, 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 geç. Aman tekme bekleyeyim ben.